Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf sosyal bilgiler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde Osman Bey ve Orhan Bey'i anlatmıştık yanlış hatırlamıyorsak. Bugün de arkadaşlar 1. Murat'tan devam edeceğiz ama önce bazı bilgilerimizi hatırlayalım arkadaşlar. Biz geçen dersimizde ne yaptık? Osmanlı'nın yükseliş sebeplerinden, kısa sürede büyüme sebeplerinden bahsetmiştik. Hem onlardan şöyle bir tekrar ederim, kulak dolgunluğu olsun arkadaşlar. Kurulduğu yerin coğrafi ve siyasi özellikleri Osmanlı'ya avantaj sağlamıştı. Bizans'ın güçsüz olması büyük bir avantaj sağlamıştı. Balkanlarda ve Avrupa'da güçlü bir devletin olmayışı Bizans'a yardıma kimse gelememesine sebep olup Osmanlı'nın işine yaramıştı. Yine ilk yıllarda güçlü Türk beyliklerine mücadele etmemesi gaza ve cihat anlayışıyla ne yapmıştı? Beyliklerle iyi geçinip Bizans'a saldırmıştı. Çok mantıklıydı. Yönetimi altındaki milletlere hoşgörülü ve adil davranması önemliydi arkadaşlar. Yine iskan politikası izleyerek fethettiği yerlere Türkmenleri yerleştiriyordu. Neydi iskan politikası arkadaşlar? Osmanlı yeni fethettiği yerlere Anadolu'da başıboş dolaşan Türkmenleri alıp yerleştiriyordu. Kavgalı ailelerden alıp yerleştiriyordu. Ne yapıyordu? Oranın Türkleşmesini, Müslümanlaşmasını sağlıyordu İskan politikası arkadaşlar. Yine kuruluş yıllarında yetenekli padişahlar var. Bu çok önemli arkadaşlar. Padişahların yetenekli olması Osmanlı'yı kısa sürede büyümesine sebep olmuşlar. Anadolu'da etkin bir güç olan ahilerin de isteği, ahilerin sempatisini kazanmaya başladılar. Ve Anadolu'da Osmanlı lehine taraftar toplamışlardı arkadaşlar. Bunu söyledik. Evet, bugün artık ne yapacağız? 1. Murat'tan bahsedeceğiz arkadaşlar ki etmeden önce bugün Kandil arkadaşlar. Herkesin Kandil'ini kutluyorum. Allah inşallah sağlıklı, huzurlu, güzel ömürler hepimize ihsan etsin. Hepinizin ailelerine de Kandillerimi kutladığını söylerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, 1. Murat döneminden bahsedelim şimdi sevgili gençler. 1. Murat önemli arkadaşlar. Niye önemli? Bazı önemli savaşlarımız var. Direkt ondan bahsedeyim. Mesela Edirne'yi fethediyor, başkent yapıyor arkadaşlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Edirne niçin önemli? Çünkü arkadaşlar bakın Trakya, yani aslında biz Bizans'ın arka tarafına geçmişiz. Bizans ortada kalmaya başlamış. Bu bizim için çok çok iyi bir durum. Ve aslında şunu söyleyeyim arkadaşlar. Osmanlı hedefini hep ne yapmış? Batıya doğru belirlemiş ve o yüzden bütün başkentler de batıya doğrudur ki İstanbul hariç. Tabii İstanbul İmparatorluk aldığı için bambaşka bir durumla karşılaşıyor. Arkadaşlar burada Haçlılarla ilk savaşımız var. Sırp Sındığı Savaşı çok önemlidir. Bakın artık Bizans'ı geçtik. Haçlı dediğimiz aslında Hristiyan ordusu birliği toplanmış. Osmanlı'ya saldırıyor. Tabii ne yaptık? Bir güzel çok atladık Osmanlı tokatıyla. Sırp Sındığı Savaşı'nda ne yaptık? Biz kazanmış olduk arkadaşlar. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı'nı da aldık. Yine arkadaşlar ilk defa sultan ünvanını kullanıyor. Çok önemli arkadaşlar. Daha önceki bey diyorduk. Orhan Bey, Osman Bey. Ama Sultan Murat Han anlamında kullanıyorlar. Bakın ilk defa sultan ünvanını kim kullanmış? 1. Murat kullanmış arkadaşlar. Söyleyeyim. Yine ilk defa tımar sistemini uygulamış. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. Tımar nedir? Hemen ondan bahsedeceğim. Şöyle boş bir alan belirleyelim. Arkadaşlar şurası Osmanlı'nın yeni fethettiği bir yer olsun. Atıyorum Ağ şehri olsun, tamam mı? Burayı yeni fethetti. Şimdi burayı Türkleştirmek ve İslamlaştırmak istiyor değil mi? Burayı ne yapıyor biliyor musunuz? Savaşta kahramanlık gösteren komutanlara ya da önemli devlet adamlarına maaş karşılığı veriyor. Bakın maaş karşılığı. Osmanlı maaş vermez. Osmanlı ne yapar? Al sana burası. Ne yapıyorsun sen burayla? Sen burayı işliyorsun. Mesela burayı ne yaptın? Atıyorum tarlaya çevirdi belli bir bölgeyi. Burayı çiftçiler arasında dağıttı. İşte şurasını sen ol, burasını sen işle, burasını sen işle gibi dağıttı. Şimdi bütün hepsi işleniyor arkadaşlar. Yani aslında tarımsal üretim yapılıyor. Burasını unutmayın. Şimdi bu tarımsal üretim yapıyor. Bunun güzel artı yanları var arkadaşlar. Artı yanlarından biri nedir? Hemen ondan bahsedeyim arkadaşlar. Bir kere burada üretim sağlanıyor. Ve üretim süreklidir arkadaşlar. Üretim durmaz. Onun durduğunda ne olacağını birazdan söyleyeyim. Üretim sağlandı mı? Şimdi buradaki üretimi yaptıktan sonra buradaki tımar sahibi vergi topluyor. Bakın vergi topluyor.
atıyorum buranın 20 bin akçe geliri var. Burayı topladı tımar sahibi. Tımar sahibi bunun belli bir kısmını kendine maaş aldı. Atıyorum 5 bin akçesini kendine maaş olarak aldı. Kalan 10 bin akçesini de arkadaşlar asker besliyor bununla. Bakın bir diğer artısı neymiş? Asker besliyor arkadaşlar. Asker. Burada atını, kılıcını, bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir ordudan bahsediyoruz arkadaşlar. Asker besliyor. Kalan ne yapıyor? İşte kaç kaldı? 5 bin kaldı. 5 bini de Osmanlı hazinesine gönderiyor. Bakın çok önemli. Niye? Çünkü Osmanlı bakın arkadaşlar vergi toplamak için uğraşmadı. Değil mi? Asker, bu askerler arkadaşlar savaş zamanı ne yapıyor biliyor musunuz? Osmanlı gönder dediğinde bunlar Osmanlı için savaşa gidiyorlar. Savaş olmadığı zamanlarda da bölgenin güvenliğini sağlıyorlar arkadaşlar. Çok önemli. Ve Osmanlı kasasından para çıkmadan Osmanlı kasasına aynı zamanda para geliyor arkadaşlar. Mesela şu 5000 akçede atıyorum Osmanlı kasasına geliyor. Bakın bu çok çok güzel bir iş. Onu da söyleyeyim. Osmanlı'yı aslında bir parça yükselten olay da budur arkadaşlar. Söyleyeyim. Üretimde süreklilik sağlanıyor demiştim arkadaşlar. Şu var. Toprağı boş bırakamazsın. Ki bırakırsan da çeşitli sebeplerin olmak zorunda. Mesela işte tek başıma çalışıyorum ya da ailecek hastalandık. Tabii ona bir şey diyemez. Ama toprağı nedensiz, mazeretsiz bir şekilde 3 yıl üst üste ekmezsen toprak senin elinden alınır, başkasına verilir arkadaşlar. Bakın aynı zamanda vergiyle cezalandırılsın. Biz buna çift bozan vergisi diyoruz arkadaşlar. Çift derken tarladan bahsediyor. Çift bozan vergisi de diyoruz. Bu da önemlidir. Demek ki asıl amaç üretim ve süreklilik sağlanmasıymış arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Tımar sisteminin ne olduğunu anladınız. Peki tımar devredilir mi? Arkadaşlar tımar çocuğuna bırakabilirsin. Ama bütün bu tımar topraklarının asıl sahibi devlettir, devlet. Bunu unutmayın. Bütün topraklar padişahın malıdır arkadaşlar. Onu da unutmayın. Peki, devam edelim arkadaşlar 1. Murat'a. Devşirme sistemi uygulandı. Bakın bu çok önemli bir sistem. Nedir bu devşirme sistemi? Onu söyleyeyim. Devşirme sisteminden de Yeniçeri Ocağı kuruldu. Ondan bahsedeceğim. Devşirme sistemi şu. Osmanlı Ah şehrini aldı. Atıyorum. Şimdi bu gittiği yerde arkadaşlar bazı önemli sınav şeklinde diyelim, sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Bazı çocukları sınav yapıyor. Tabii bütün çocukları yapmaz arkadaşlar. Biraz gönüllülük esastır burada. Her 10 evden bir erkek çocuğu olmak üzere alınır. Tabii zorla değil bakın. Alınır derken zorla değil. Gönüllü olarak. Seçiliyor yani. Seçilir diyelim. Alınır arkadaşlar. Bunlar belli sözlü mülakatlar şeklinde dediğimiz sınavlara tabi tutuyor. Bunların zeki, ne kadar zeki olup olmadığını ölçüyorlar. Ya da ne kadar güçlü olup olmadığını ölçülüyor. Eğer şartlara uyan çocuklar ne yapılıyor? Alıp Anadolu'ya Türk ailelerinin yanına yerleştiriliyor. Burada Türk kültürünü, Müslümanlığı öğreniyorlar ki birçoğu da Müslüman oluyor arkadaşlar. Müslüman oluyorlar ve bunlar belli bir yaşa geldikten sonra saray okuluna alınıyor. Enderun dediğimiz saray okuluna alınıyor arkadaşlar. Bakın Osmanlı'nın en böyle yüksek olarak söyleyeceğimiz bir kurumda eğitim görüyorlar. Yani bunu zorla değil, gerçekten gönüllü yapıyorlar. Mesela düşünün, siz ne istiyorsunuz? Atıyorum işte Ankara Fen Lisesi, işte İzmir Fen Lisesi'ni isteyip biliyorsunuz ya. Onu da öyle düşünün zamanında arkadaşlar. Enderun o zaman dönemin en iyi okulu, saray okulu çünkü. Oraya gönderiyorlar arkadaşlar. Burada eğitim alıyorlar. İşte burada başarılı olanlar devletin çeşitli kurumlarında memur olarak çalışabiliyor. Hatta veziri azam bile olabiliyor. Padişahın sağ koluna bile yükselebiliyorlar yani bakın düşün. Peki güçlü kuvvetleri ne oluyor arkadaşlar? Bunlar da Yeniçeri Ocağı'nı kuruluyor. Bakın devşirmelerden kurulu Yeniçeri Ocağı. Bunların görevi padişah ve başkenti korumaktır. Yani padişaha bağlı bir ordu yapıyorlar arkadaşlar. Çok çok önemli. Padişah öldürse ölüyorlar yani o derece bir sistemdir. Çok da iyi sistemdi tabii Osmanlı'nın güçlü zamanlarında. Peki gelelim arkadaşlar. 1. Kosova Savaşı çok önemli bir savaştır arkadaşlar. Yine Haçlılarla savaş yapmıştık. 1. Kosova'yı neden son aldığını da söyleyeyim. Bu savaşın sonunda 1. Murat şehit edilecek. O yüzden son almıştım arkadaşlar. 1. Kosova önemli bir savaş arkadaşlar. Haçlılarla Osmanlı arasında büyük bir savaş yapılıyor arkadaşlar. 1. Kosova Savaşı ve bu savaşta Osmanlı Haçlıları yeniyor. Hatta Osmanlı bu savaşta ilk defa top kullanıyor. Sesinden yararlanmak için.
Düşünsenize, savaşa gidiyorsunuz, güm güm diye böyle her tarafı inleten bir ses geliyor ve hiç de duymadınız. İster istemez korkarsınız ki Haçlılar bir parça korktular arkadaşlar ve Osmanlı bu savaşı rahat bir şekilde aldı. Çok da rahat aldı arkadaşlar. Ama şu, 1. Murat savaş meydanı, savaş bittikten sonra savaş meydanını gezerken bir Sırplı tarafından aniden bir hançerlenerek arkadaşlar maalesef şehit edilmiştir. Savaş alanında şehit olan ilk Osmanlı padişahı da kimdir? 1. Murat'tır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burası önemli. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? İnşallah yoktur. 1. Murat'a bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Yayınımız almamış. Söyleyeyim arkadaşlar. Veraset sistemi. Veraset sisteminde değişiklik yaptı. Nedir veraset sistemi? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Veraset sistemi Osmanlı'da başa kim geçecek meselesidir aslında. Şimdi belli bir kural yok. Ama 1. Murat bu kuralı değiştiriyor. Yani 1. Murat'tan önce şöyle bir kural var arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim, belli bir kural yok derken şunu kastettim. Hani kimin net belli olacağı, başa geçeceği belli değil. Diyor ki 1. Murat'tan önceki dönemde ülke hanedanın ortak malıdır. Hanedanın, Osmanlı ailesinin ortak malıdır diyor. Yani padişahın oğlu da geçebilir, amcası da geçebilir, dayısı da geçebilir arkadaşlar. Yani erkek kim varsa başa geçme yetkisi vardır. Ama 1. Murat dedi ki hayır, bu böyle olmaz. Dedi ki veraset sistemi değişiklik yaparak ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır dedi. Burayı unutmayın. Padişah ve oğullarının, yani padişah öldükten sonra çocuklarından biri başa geçebilir. Tabii başa nasıl geçiyorlar? Birçoğu arkadaşlar savaşarak, birbirleriyle savaşarak geçmiştir. Taht kavgaları denilen sistemde yaşanmıştır diyorum arkadaşlar. İnşallah buraya kadar her şeyi anladınız. Birkaç sorunuza bakayım arkadaşlar ben. Anlamadığınız yer varsa. Hocam tımar sistemi ne zaman bırakıldı? Ta Mahmut dönemine kadar yapıldı. Mahmut döneminden sonra tımar uygulanmadı. Şirin ne demiş? Hocam tımar sisteminin amaçlarını da hazineye geri sağlamakta oluyor mu? Evet, açıklamıştım. Oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi Ömer Melih Çaykara, hocam 40 evden bir tane değil mi? 10 evden bir tane alıyorlar. Şimdi 40 ev biraz fazla oluyor. Çeşitli kaynaklarda 40 ve 10 arası değişiyor ama hani sıkıntı yok bu konuda. Hani bize sorularda 40 mı 10 mu diye sormazlar. Sadece alma mantığını soruyorlar müfredat olarak. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Evet, yine Türk bayrağının şekli 1. Kosova Savaşı'nda olmuştu demiş. Evet, doğru söylemiş. Güzel. Herkes anlamış diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki, devam edelim biz. Şimdi, Yıldırım Beyazıt dönemi. Arkadaşlar, 1. Murat şehit edildikten sonra Yıldırım Beyazıt'a haber gönderiyorlar. Şehzadedir arkadaşlar. Ve geliyor İstanbul'a. Pardon, İstanbul'a demişim. O zaman Edirne var. Edirne'ye geliyor arkadaşlar. Padişahlığını ilan ediyor arkadaşlar. İlan ettikten sonra da ilk işi ne oluyor biliyor musunuz? İstanbul'u kuşatıyor. Bakın Osmanlı tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk padişah kimdir? Yıldırım Beyazıt'tır arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz. Ve arkadaşlar bu kuşatma için Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Boğaz'ın bir yakasına Anadolu Hisarı'nı yaptırdı. Hatta Fatih de karşı tarafına Rumeli Hisarı'nı yaptıracaktı. Ki geçen gemiler geçemesin diye Boğazlardan. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yine Yıldırım Beyazıt Nivolu Savaşı'nı yapıyor. Haçlı ordusunu mağlup ediyor arkadaşlar. Önemlidir. Bulgaristan topraklarını, bugünkü Bulgaristan topraklarını Osmanlı'ya dahil ediyor. Büyük bir toprak parçasıdır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Nivolu önemlidir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hatta Nivolu'ya bizzat kendisi hızlı bir şekilde gitmiştir. Kaleye gizli gidip oradaki komutanına demiştir. İşte biraz daha sabret geleceğim deyip tekrar ordusunu başına geçip gidip orayı yardımcı olmuştur. Bulgaristan topraklarımıza katmıştır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yine Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni büyük oranda sağladı. Bu ne demektir? Birçok beyliği bünyesine kattı arkadaşlar. Neredeyse işte Timur'la bir savaş olmasaydı muhtemelen Yıldırım Beyazıt tüm Anadolu topraklarını Osmanlı'ya katacaktı. Ama olmadı. Olmamasının sebebi de ne? Timur. Arkadaşlar Timur'la sıkıntıya düşüyor. Ankara Savaşı'ndan dolayı. Timur'la Yıldırım'ın arasında arkadaşlar bazı Osmanlı beylikleri açıyor. İşte Timur, Anadolu'dan Yıldırım Beyazıt'tan kaçanlar işte Timur'a sığınıyor. Ya da Timur'dan kaçanlar
Yıldırım Beyazıt'a sığınıyor. Her ikisi de işte ver esirleri derken olay büyüyor ve Ankara Savaşı gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bunun tarihini bilmenizde yarar var, bazen soruyorlar. 1402 Ankara Savaşı önemlidir arkadaşlar. Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında büyük bir savaş yaşanmıştır. Arkadaşlar Timur, şunu söyleyeyim. Timur'un amacı aslında Hindistan ve Çin'i fethetmek. Yani aslında Anadolu'yu çok istemiyor. Anadolu onun için çantada keklik, nasılsa alırım derdine düşmüş, onu da söyleyeyim. Arka tarafta Çin'i ve Hindistan'a giderken arkadaşlar, arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemiyor. Hani Kürsedağ Savaşı'nı hatırlayın, benzerlik gösterir arkadaşlar Moğollarla ilgili. İşte yine böyle bir savaş çıkıyor ve Yıldırım Beyazıt taktiksel hatalar yapıyor. Bakın Ankara'da arkadaşlar yakınlarında savaş olmuştu. Yıldırım'ı beklerken Yıldırım farklı bir yoldan gelip Timur farklı bir yoldan gelip Yıldırım'a saldırıyor arkadaşlar. Bir de ilk defa Timur fil kullandı. Fil. Savaşta fil kullandı ki Osmanlı askeri böyle bir hayvanı görmemiştir. Filler saldırınca biraz şaşkınlık içerisine düşüyorlar ve savaşın kaybedilmesine sebep oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ki bu savaştan sonra Yıldırım Beyazıt esir düşmüştür. Timur bir kafeste arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt'ı köy köy, kasaba kasaba sizin o muhteşem padişah dediğiniz padişahı işte görün diye dolaştırmıştır arkadaşlar. Aslında iki Türk devletinin savaşma amacı nedir diye sorulardan çıkar arkadaşlar. Bunlar da cihan hakimiyeti. Hatırlayın, Türklerde dünyayı fethetme arzusu vardı. İşte iki büyük devletin de savaşma sebebi ne olabilir arkadaşlar? Cihan hakimiyeti. İkisi de Türk'tür, onu da söyleyeyim. Evet, ve bu olaydan sonra arkadaşlar Fetret Devri yaşanıyor. Tam 11 yıl süren Anadolu'da Osmanlı'nın başsız kaldığı dönemdir. Yani padişahsız kalan döneme biz Fetret dönemi diyoruz arkadaşlar. Burası da önemlidir. Tamam mı? Yani sorularda çıkar. Fetret dönemine hangi olaydan sonra girilmiştir? Ankara Savaşı'ndan sonra girilmiştir diyeceğiz sevgili gençlerimiz. Herhalde anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Evet, gelelim arkadaşlar. Fetret dönemini sona erdiren padişah 1. Mehmet. Namı değer Çelebi Mehmet. Çelebi Mehmet'tir arkadaşlar. Fetret devrine son veriyor. Kardeşleriyle kavgasını kazanıyor arkadaşlar. İsa, Musa ve Süleyman Çelebi'yi yeniyor arkadaşlar. Ve tahta geçiyor uzun bir aradan sonra. Devleti yıkılma tehlikesinden kurtardığı için Osmanlı'nın ikinci kurucusu sayılır. Bakın unutmayın. Osmanlı'nın ikinci kurucusu sayılır. Osmanlı yıkılmaktan kurtardığı için arkadaşlar. Yine bu dönemde Osmanlı ilk deniz savaşı yapılıyor arkadaşlar. Bu savaşın adı da Lapseki Deniz Savaşı. Çanakkale yakınlarında arkadaşlar. Lapseki Deniz Savaşı yaşanıyor. Osmanlı'nın ilk deniz savaşı kimlerle yapıldı? Venediklerle yapıldı ki Venedikler o dönem donanma olarak dünyanın en güçlü devletlerden biri. Sonucu zaten bellidir değil mi? En güçlü devletle savaşıyorsun ki ilk defa savaş yapıyorsun. Öyle başarıda beklemeyin diye söylüyorum arkadaşlar. Peki 1. Mehmet döneminde başka olaylar oldu mu? Oldu arkadaşlar. Yine burada Düzmece olayı var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Düzmece arkadaşlar. Şehzade Mustafa'nın Timur giderken Şehzade Mustafa'yı yanında alıp götürmüştü arkadaşlar. İşte Timur'un onu tekrar serbest bıraktığı, Anadolu'ya döndü ve taht da hak iddia ettiği gerekçesiyle ortaya biri çıkıyor ve Şehzade zamanında ki 1. Mehmet de tahta geçiyor. Bu benim kardeşim değil diyor. Kısaca anlatayım. Kardeşim değil diyor. Ondan sonra Düzmece olayı ortaya çıktı. Tabi doğruluğu tarih kitaplarında yazıyor arkadaşlar. Onu da söyleyebiliriz. Bu isyanı bastırdı arkadaşlar. Bir de yine bir isyan ayaklanma dediğimiz Şeyh Bedrettin isyanı çıktı. Şeyh Bedrettin, arkadaşlar sığmadı, siz görüyorsunuz. Şeyh Bedrettin isyanı çıkıyor. Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı'da dini içerikli çıkan ilk isyandır. Bakın unutmayın. Osmanlı'da dini içerikli çıkan ilk isyandır arkadaşlar. Anadolu'da din elden gidiyor propagandası yapılarak isyan çıkartmışlardır. Bu isyan sonucunda arkadaşlar 1. Mehmet, Çelebi Mehmet isyanı bastırmıştır. Bakın arkadaşlar devleti
yıkılmaktan kurtarıyor ve devleti baş kaldıranları da bir anlamda işte ne yapıyor? Bastırmak durumunda kalıyor. Yani çok fazla da fetih dönemi maalesef olamamıştır bu olaylardan sonra. Burası önemlidir arkadaşlar. Daha ne yapsın değil mi Çelebi Mehmet? Çok çok uğraşmıştır. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar 2. Murat'tan da bahsedeyim, yükselmeye kadar anlatmış olacağım. Zaten 5 dakikamız da kaldı. Birkaç da sorunuzu alıp cevaplayıp dersimizi de bitiririz Allah'ın izniyle. Evet, 2. Murat dönemi arkadaşlar. Çelebi Mehmet vefat ettikten sonra arkadaşlar başa geçiyor. Yaptığı önemli işlerden biri de Varna Savaşı arkadaşlar. Yine Macarlar Haçlı Birliği'ni topluyor. Varna'da bir büyük bir savaş yapılıyor. Bu büyük savaşı yine Osmanlı kazanıyor. Bakın ne kadar çok Haçlıları tokatlamışız Osmanlı tokatıyla, onu da gördük arkadaşlar. Yine arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yine Haçlılarla 2. Kosova Savaşı yapılıyor. Bu çok önemli bir savaş arkadaşlar. Bakın aynı yerde 1. Murat zamanında Kosova Savaşı yapılmıştı, 1. Kosova. Bakın 2. Murat'ta da 2. Kosova Savaşı var arkadaşlar. Aynı yerde yine Balkanlarda ve Avrupa'da toplanan Haçlılarda, Haçlı Birliği'ni biz mağlup ettik, yendik. Bunun sonucu nedir arkadaşlar? Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma umudu bitmiştir. Yani artık oralar kimin? Türklerindir demeye başladı. Bakın unutmayın. Demek ki bu adamlar ne yapmış? Bizim gücümüzü kabul etmişler. Hangi savaşta? 2. Kosova Savaşı'nda kabul etmişler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yine arkadaşlar oğlu Mehmet tahta geçiyor. Hatta ne yapmıştı? 2. Murat oğlu var arkadaşlar, Süleyman. Süleyman'ın genç yaşta ölümünde 2. Murat biraz kaldıramıyor ve tahtı 11-12 yaşlarındaki arkadaşlar Fatih'e bırakıyor. Hatta Varna Savaşı da öyle olmuştu arkadaşlar. Fatih'e bırakıyor. Fatih ne yapacağını şaşırıyor. Tabii tekrar 2. Murat tahta geçiyor ve olayları Varna ve Kosova'yı yapıyor. Daha sonra arkadaşlar vefat ettikten sonra 2. Mehmet yani Fatih tahta geçiyor. Onu da söyleyeyim. O zaman geçtiğinde de yaşı 19'du arkadaşlar. Haberiniz olsun. 2. Murat dönemi ne kadar işlediğimiz olan konu arkadaşlar Osmanlı kuruluş devridir. Bakın unutmayın, Osmanlı kuruluş. Artık bundan sonra Fatih konusu var. Osmanlı yükselme dönemi. Niye yükselme dediğimizi bir sonraki derste açıklayacağız arkadaşlar. Süremizin de sonuna geldik. 2 dakikamız, 1 dakikamız kalmış. Birkaç sorunuzu cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt ve Büyükoğlu esir alınmıştı demiş Elif Zehra. Yok, Yıldırım Beyazıt ve Küçükoğlu'nu esir aldılar. Mustafa Şehzade Mustafa. Onu söyleyeyim. Musab demiş Ankara Savaşı'nda hikaye demiş. Şimdi şu var, lokum hikayesi dediğiniz hikaye, onun tam doğru olup olmadığı net değil arkadaşlar. O yüzden o hikayeyi söylemek istemedim. Haberiniz olsun. Evet, herhalde anlaşıldı. Ne demiş Sıla? Hocam, Fetret devrinde padişah yok, devletler saldırmadı mı? Heh, güzel bir yere değinmiş aslında. Arkadaşlar, o sıra çevremizde de büyük devletler olmadığı için bize kimse saldıramadı ki... Osmanlı'da yaşayan azınlıklar da Osmanlı'dan ayrılmak istememişlerdir. Sebebi de Osmanlı'nın hoşgörü politikasıdır. Sıla, güzel bir yere değinmişsin. Aferin sana. Güzel bir soruydu. Not almak isteyenler tabii ki arkadaşlar ekran görüntüsü alabilir. Onu da söyleyeyim. Hocam, Çalıbey ve Lapseki aynı savaş mı? Çalıbey farklı, Lapseki farklı diyelim. Şimdi demiş ki hocam, Osmanlı'nın en parlak dönemi hangi padişah döneminde? Tabii ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde anlatırken görürsünüz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hocam, Macarlar kim? Aslında Macarlar Türklüğünü kaybetmişlerdir arkadaşlar. Hristiyan olmuş Türklerdir Macarlar. Hristiyan oldukları için milli benliklerini de kaybetmişlerdi. Onu da söyleyeyim. Başka da soru var mı öyle? Bakın, kayda değer sorularınızı cevaplıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, Ecrin Naz bu kaçıncı ünite demiş ama bu ikinci ünite Ecrin, herhalde işlemişindir, hatırlamıyorsun diye söylemiş. İlayda demiş ki 12 yaşındaki ülkeyi nasıl idare etmiş? İşte edememiş ki Haçlılar bu durumu fırsata çevirmiş İlayda. Saldırmaya kalkınca hemen babası tekrar tahta geçiyor zaten, yapamamış, onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar,
bu konuyu da işlemiş olduk. Bakın arkadaşlar, Osmanlı kuruluş döneminden bol soru çözmeniz gerekiyor. Ama soru çözerken de arkadaşlar, piyasadaki bazı kaynaklar var. Lise, KPSS, Osmanlı sorularını alıp size soruyorlar. Bakın müfredat olarak aynı şeyler gibi benziyor ama soruları abartılı sorular. Çok böyle detay bilgiye olan soruları çözmemenizi tavsiye ederim. Gerçekten buna dikkat edin. Hani piyasada belli başlı kaynaklar var. Onları çözmeniz sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun, tamam mı? Evet arkadaşlar, bu son dersimizde bugün için. Herhalde yayını benimle kapatıyorsunuz. Arkadaşlar yayınlarda soran olmuş. YouTube kanalına yüklenmeye başlanıyor. Tabii ki bildiğiniz üzere bunlar hadi ince yüklenmez. Biraz zaman istiyor. Yüklenince biz size haber vereceğiz. Ve rahat bir şekilde tekrarlarınızı yaparsınız. Ama şunu söyleyeyim. En büyük tekrar sosyal bilgiler için konuşuyorum. Defter tekrardır arkadaşlar. Defterlerinizi bol bol tekrar edin. Eksik varsa arkadaşlarınızdan, defterlerinizden bakın görüntü isteyip tekrar yazabilirsiniz. Bu çok önemlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar önerebileceğim kaynaklar buradan söylemem. Tabii ki mantıksız olur diye söylüyorum arkadaşlar. Zaten belli başlı kaynakların ne olduğunu da biliyorsunuzdur arkadaşlar siz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugünkü dersimizin ve yayınımızın da sonuna geldik. Hoşça kalın. Esenlikler diliyorum efendim.